Dijital medya sadece içerik, girişim, üretim yeri değil. Aynı zamanda dostlukların kurulduğu, zor zamanlarda yüreklerin ve ellerin birleştiği bir alan. Bu anons beni çok zorluyor. Bizler Yelda'nın yolculuğuna ve bu yolculuğu sırasında onu çevreleyen sevgiye şahit olduk. Ve bugün burada hem Yelda'nın hayatını, yaşamını hem de onu çevreleyen bu sevgiyi hatırlamak ve onurlandırmak istedik. Ona buradan bir selam yollamak istedik. Kalpte olanlar hiçbir zaman kaybolmazlar. Yelda gibi, Ayda gibi, Neslican gibi, Ali İsmail gibi, Özgecan gibi, Okan gibi. Çoğumuz başsağlığı dilemekten bile imtina ederken, bunda zorlanırken, onun ölüm ve yasla kurduğu ilişkiye takdir etmemek, buna hayran olmamak mümkün değil. Karşınızda Sepin İnceer. Açık mı? Açık mı? Ha, açık. Bunu Burçin neredesin? Çiçek getirmiş, totem diye koyuyorum buraya. Çünkü bayılacağım heyecandan. Şunu açayım. Şöyle otursam herkesi görüyorum, evet. Herkese merhaba. Adım Sepin İncer. Türkiye Cumhuriyeti kimliğimde yazanlar olsun. Okuduğum lise Üsküdar Amerikan olsun. Dereceyle girdiğim Boğaziçi İşletme olsun. Akabinde yaptığım beyaz yaka işler olsun, ailem olsun, şu andaki iktidar, gelmiş geçmiş bütün iktidarlar ve gelecekteki bütün iktidarlardan bağımsız olarak bu Amerikalıların Trump'ın etrafında beyaz erkek ırkın üstünlüğü diye tanımladığı bir şey var. İşte onun Türkiye versiyonuna ait Sepin ben. Bu 2002'den beri artık biz azınlık olduk diye bir muhabbet var. Çok gülüyorum buna. Asla azınlık olmayacak Sepin ben. Bu tanımı özellikle yapıyorum. Çünkü buna geri döneceğim. Lütfen bunu unutmayın. Konu ölüm ve yas olunca belki çoğunuz hayatımın aşkı, hayatımdaki en güzel 16 seneyi beraber yaşadığım iki çocuğumun babası, arkada, solda gördüğünüz güzel insan ve maalesef Kaçkarlar'da saçma sapan bir şekilde düşüp ölmüş Okan hakkında konuşmamı bekliyorsunuz. Bugün Okan hakkında konuşmayacağım. Tabii ki bahsettiğim her şey de Okan olacak ama Okan'ı anlatmayacağım. Bugün hepimizi hasta eden bir şeyden bahsedeceğim. Ama önce belki komik, belki trajikomik bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum. Uzun bir süredir beraber çalıştığım bir İsviçreli hoca var. Onunla ve bir grup Avrupalı insanla beraber bir grup çalışması yapıyoruz. Böyle grup terapi gibi düşünün. İşte havalı bir ismi var, esnek dayanıklılık grubu gibi. Ve ben çok keyif alıyorum bu grupla çalışmaktan. Hem de kendi verdiğim eğitimlere çok faydası oluyor. O yüzden devam ediyorum bu gruba. Böyle online bir platformda
Herkes birbirini görüyor. Her salı akşamı 1,5 saat beraber vakit geçiriyoruz. Demin Türkiye'nin ayrıcalıklı sınıf kelimesi güzel değil ama sınıfı dedim ya. İşte onun dünya versiyonunu düşünün. Bir süre önce gruba dünyanın ayrıcalıklı ülkelerinden bir adam katıldı. Bu konuşma için adı Holden olsun. Gayet tatlı, hoş sohbet bir adam. Ve onun gruba katıldığı zamanlar benim ait olmak, aidiyet, kimliklerden serbest kalmak, bunlar üzerine kafa yorduğum zamanlardı, hala da çok yoruyorum. Bir buluşmada Holden şeyi sordu hepimize, ekran başındaki herkese. Çünkü yeni gelmişti ya gruba. Siz hangi ülkelerdensiniz, nerelisiniz dedi. Hatta ben İsviçre'de eğitimdeydim o zaman. Ben de Holden'a bu ne yersiz bir soru dedim. Yani burada yaptığımız çalışma bence kimlikler ötesi bir çalışma olmalı. Bu soruyu çok saçma buluyorum ve cevaplamayacağım ben bu soruyu dedim. Orada biraz böyle birbirimize kenara yazdık. Yani o kesin beni o zaman yazdı bir yere. Ben de galiba onu bir zaman bir yere yazmıştım. Bilmiyorum. Sonra başka bir gün, gene bu grup çalışmasında, Holden kendi sıkışıklığından, kendi dertlerinden bahsetmeye başladı. Bu çalışma tam onun yeri, yani onun için yapılan bir şey aslında. Ama Holden konuşuyor ve ben daralıyorum. Holden konuşuyor, ben daralıyorum. Böyle ekran başında duramıyorum yerimde. Yani sanki bir aşırı fazla yemek yemişim, bir de kıyafetlerim dar gelmiş. Hani olur ya böyle kıpır kıpır duramazsın yerinde. Böyle kesinlikle duramıyorum yerimde. Patlayacak gibi hissediyordum. Tam kelime o. Sonra artık ne yaptıysam oturduğum yerde. Tabii İsviçreli hoca da hepimizi bir yandan takip ediyor ne oluyor bizde diye. Hani ne iş ne oluyor Sepin sende dedi. Şimdi böyle zaten öyle bir insandım ben ama Okan öldüğünden beri biri bana bir şey sorduğunda tek yapabildiğim o anki gerçeğimi söylemek. Yani o an o soruyu geçiştiremedim veya tırnak içinde nazik olamadım. Ve her ne oluyorsa ben de söyledim. Ben şu an söylediği hiçbir şeye dayanamıyorum. Bunları dinlemeyi istemiyorum. Bu adamın söylediği hiçbir şeyi çekemiyorum. Hatta ciddiye alamıyorum dedim. Tabii bunun üzerine ekran başında Holden'la benim aramda böyle nahoş bir sohbet başladı. Biraz tartıştık. Sonunda tabii ki grupta olması gerektiği gibi tatlıya bağlandı. Yani ben özürler diledim. Özürler, özürler, özürler. Ama özür dilerken de burada benim çok yakın arkadaşlarım var. Onlar bilir benim böyle bir mikrop halim vardır. Hani sanki iki çocuğu barıştırmaya çalışır ya anne hani kavga ederken arasına girer. Ama yaramaz olan böyle alttan tekme atmaya devam eder. Ben yani seninle alakalı değil ama asla dayanamıyorum söylediğin şeylere ve daha da tahrik edici konuşuyorum. Neyse sonunda tatlıya bağlandı gibi. Bayağı komikti. Gülmediniz ama çok komikti. Sonra tabii bu hocayla biz birbirimizi çok uzun senelerdir tanıyoruz. O benle teke tek bir görüşme yapmak istedi bu toplu buluşmadan sonra. Ve bu teke tek konuşmada bana şunu sordu hoca. Sepin, sen gruptan ne istiyorsun dedi. Soru çok netti, gruptan ne istiyorsun? Ve asla daha önce düşünmediğim bir şeydi. Ve o anda soruyu sorar sormaz hoca. Ve sanki bazen oluyor bana taş gibi cevap böyle önüme pat diye düştü. Özür istiyorum dedim. Anlamadı neden bahsettiğimi. Ben de biraz açmaya başladım. Özür dilemesini istiyorum ve yüzleşmesini istiyorum. Holden İsrailliydi. Dedim ki atalarının Filistinlilerden dilemediği bütün özrü dilemesini istiyorum. Grupta bir Alman kadın vardı. O Alman kadın özür dilenmemiş milyonlarca Yahudiden özür dilesin istiyorum. Siz geri kalanlarınız, grupta başka tabii milletlerden de insanlar var. Elif küfredebilirsin dedi. O yüzden geliyor küfür. Her ne bok yediyseniz hepiniz
onun özrünü dilemenizi istiyorum dedim. Dilemelisiniz dedim. Yani bütün ölümler için dilenmemiş özürler dilensin. Bütün tutulmamış yaslar tutulsun. Bütün yüzleşmeler yapılsın istiyorum. Şimdi burada bu özür konusunu biraz açacağım. Çünkü aslında gidip bir insandan özür dilemekten bahsetmiyorum burada. Ben iki yolunu biliyorum bunun. Bir tanesi kalbimden sessizce o özrü dilemek. İkincisi konuşarak, yazarak, çizerek, sanatla yani sesli bir şekilde özür dilemek. Yani bahsettiğim özür bireysel bir özür değil, kolektif bir özür. Sonra size ta en başında konuşmanın anlattığım bu ayrıcalıklı Türkiye insanı olma halimi anlattım hocaya. Ve dedim ki ben her gün bu ayrıcalıklı Türkiye insanı olarak her sabah kalktığımda Ermenilerden, Kürtlerden, Alevilerden veya her kimse özür dilemem gereken, özür diliyorsam, yani atalarımın yapmadığını yapmak nasıl bana kaldıysa, onun atalarının yapmadığını yapmak da ona kaldı. Bunu konuşalım. Sonra Holden sabaha kadar kendi depresyonunu anlatsın ve ben dinleyeceğim o depresyonu dedim. Ama bunları konuşmadan Holden'ı ciddiye alamıyorum. Ve sonra şunu dedim. Büyük ihtimalle bu bizim ekran başındaki buluşmalar bunun yeri ve zamanı değil. Benim bu konuşmam da yerli ve zamanlı mı bilmiyorum. Ama hocaya şunu dedim ve size de bunu söyleyeceğim. Ben artık yer ve zaman beklemekten aşırı sıkılmış vaziyetteyim. Ve zaman ve yer demişken, mesela bu konuşmayı benim babamın veya benim dedemin yapması gerekiyordu. İkisi de öldü. Babam ben 17 yaşımdayken öldü. Çok seviyordum babamı, dedemi de çok severdim. Ama bana bu konuşmayı yapmayı bıraktıkları için onlara karşı öfke de var içimde. Bazılarınız biliyor, öfkeyi çok severim ben. Yaşam enerjisidir. Başımın üstünde yeri vardır öfkenin. İyi ki vardır yani öfke. Ama o öfke içimde var. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü olanlar olurken, bu yaşadığımız yerde çok ölüm yaşanırken ve yakın zamanda çok ölüm yaşanmışken ne babam ne dedem konuşmamış. Ölümden de, yastan da konuşmamışlar. Artık konuşmaktan kastımı anlıyorsunuz. Tırnak içinde kullanıyorum konuşma kelimesini. Ve bir tek benim babam ve bir tek benim dedem değil, babalarımız, dedelerimiz konuşmamış çoğu. Onlarla alakalı olanları konuşmamışlar. Yas tutmamışlar, yüzleşmemişler. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi benim burada geriye dönüp bakıp 1915 Kürtler, Aleviler, etnik kökenden bağımsız her ne olduysa bunları konuşmam çok kolay. Çok kolay bunu yapmam. Çünkü asıl konu şu ve asıl beni ürküten ve ürkütücü olan şu. Nasıl babam ve dedem bir şeylere bakıp konuşmadıysa benim de şu an bakıp konuşmadıklarım var. Şu an bakıp konuşmadığım şeyler var. Şu an ben neyi kaçırıyorum? Olanlar bitenler oluyor ve ben mal gibi gözümü kaçırıyorum. Çocuklarıma, verdiğim eğitimlere, yazdığım kitaplara, para kazanmaya, hatta Okan'ın ölümüne bakıyorum ama bakmadığım çok şey var. Ben hangi ölümlerden gözümü kaçırıyorum? Ben hangi yasları tutmuyorum? Asıl konu bu. Çünkü buna bakmazsam, buna ben bakmazsam, benim çocuklarım, Ela, Ali ve onların çocukları buna bakmak zorunda kalacak. Ve aynı öfkeyi onlar bana duyacaklar. Ve hasta olacaklar. Biz nasıl hastayız şu an hepimiz, onlar da hasta olacaklar. Bir, bu onlara haksızlık. İki, böyle yaşamak, yetişkin olamadan yaşamak demek. Hatta bir adım öteye gidiyorum. Böyle yaşamak, insan olmadan yaşamak demek. Demin de konuşuldu. Şimdi bu ara bizim camiada bir şefkat konusu aldı gidiyor.
Ben bir süredir aşk ve yasın aynı şey olduğundan bahsediyorum. Okan'ın ölümü sonrasında bunu hücresel seviyede idrak ettiğimi düşünüyorum. Yani bazen yazarken komiklik olsun diye kesin bilgi diyorum ya, kesin bilgi. Şimdi şu an bakmadığımız ölümler, yaslar, gözümüzü kaçırdığımız her neyse hepsine tek tek bakmamız lazım dedim ya. İşte bunu yapmadan, şefkat dedikleri aslında sevmekten bahsediyor herkes. Sevmekten bahsetmek çok çocukça, hatta yetişkin muhabbeti değil. Ciddiye alamıyorum bu söylemleri. Çünkü hayat ölümle var. Aşk, sevmek ölümle ve yasla var. Yası yaşamadan sevgiyi yaşıyorum demek, o yüzden bana aşırı derecede saçma, çocukça ve ciddiye alınamayacak kadar komik geliyor. Şimdi artık toparlayacağım. Çünkü soru da almak istiyorum vakit kalırsa. Bakmadığım, şu an olup da bakmadığım ölüm ve yas ne? Şu ana dair olan ve üzerine atalarımın gözünü kaçırdığı ve hasbelkader bana borç kalmış olan yas ve ölüm hangileri? Bugünün olan ve bakmadığım ölümler ve yaslar hangileri? Eskiden ve bugünden gelen borcum ne? Tutmadığım yas hangisi? Bunları temizlemeden, bu borcu ödemeden hastalığım geçmeyecek. Çocuklarımı o tenis dersi senin, bu bilmem ne dersi benim gezdirmekten öte, yapmam gereken en önemli şeyi ve birinci sıradaki şeyi yapmaya, bunu kaçıra onların da hasta olmasını garantiliyorum. Artık yası bölmeyeceğim. Atalarımınki veya benimki, bizimki diye. Bütün ölümleri kalbimin en içine, tam ortasına, her gün hatırlamak üzere koymadıkça, her gün bunu yapmadıkça sevmek imkansız. Yas olmadan sevmek imkansız. Ne kadar büyük yas tutarsam o kadar büyük sevebileceğim. Yası tuttuğum yerden, ölümden bangır bangır hayat fışkıracak. Gözlerimi kamaştıracak o hayat. Kafa yapacak. Tek konu bu. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu söylediklerimi ona atılan son tekmeyi karın boşluğumda hissettiğim Ali İsmail Korkmaz'a adıyorum. Şayet kendisi ve ailesi kabul ederse. Ve son olarak, çok dilde döktüm kendisine. Lütfen sen çıkma gruptan, ben çıkayım. Ben kendimi idare ederim. Problem yok. Özür dilerim. Tekrar dedim. Ama Holden bir daha hiçbir buluşmaya gelmedi. Çok teşekkür ederim. Çiçeğimi kastım. Ha, soru alacaktım. Pardon. Alabilirim. Varsa. Yani vakit var mı? Hiçbir fikrim yok. Merhaba Sepin, Gamze ben. Katılıyorum, yani sen söylerken çok böyle iç sesimi duydum. Ben hep şöyle düşünürdüm, şimdi 80'ler döneminde işte annem, babam, şimdi okurken, öğrenirken hep aklımda bir soru dönüyordu. Neredeydiniz? Hani siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Ama şimdi aynı soruyu dedin ya hani, o hepsinin yası diye. Şimdi aynı şeyler oluyor. Gezi'deyken ben ne yaptım? Benim çocuklarım bana aynısını soracak. Şimdi bir sürü
Ne yaptık? Gittik. Kaldık, bekledik. Gaz yedik, dayak yedik, bekledik. Bir sürü şey oluyor. Şu anda 25 yıldır bir sürü şey oluyor. Benim çocuklarım bana aynısını soracak. Sen ne yaptın? Benim sorum şu. Hepsinin yasını tutmalısın dedin. Bunu biraz anlıyorum. Çünkü bazen sadece oturup ağlamak, bunları düşünüp ağlamak, üzülmek değil. Bunları hatırlamak, her gün o acıyı hatırlamak. Ben mesela çok uzun süre, benimle aynı yaştaydı çünkü. Hep Ankara'daki, hep şeyi düşündüm. Neyse şunu soracağım. Peki nasıl yaşanır bununla? Bu kadar yasla nasıl yaşanır? Nasıl devam edilir? Çünkü devam etmek de zorundasın. Çok heyecanlıyım. Kusura bakma. Nasıl? çünkü ben çıkamıyorum işin içinden. Ben düşündükçe o yas boğuyor. Nasıl yaşanır? Nasıl bu hayat? Oradan hayat fışkıracak dedin ya. Nasıl fışkıracak? Günün sonunda sanki bir seçim yapıyorsun. Ben bu soruyu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. Ben dedim diye bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Ben kendi hissettiklerimi anlatmaya çalıştım. Herkes tutmak istediği kadar yası tabii ki tutacak Ben dedim diye kolektif yası tutmaktan falan asla haddime değil. Ben kimim O yüzden herkes ne yapacaksa yapacak. Tabii ki. Benim sorum beni affeder misin? Beni affeder misin? Kimden bahsediyorsun? Kendimden bahsediyorum. Kim kimi affediyor? Sen beni affeder misin? Anlamadığım için. Evet, neden demeni bekliyorum. Evet. Şundan dolayı acını ifade etme biçimini, yasını, yas tutma biçimini, kendini var etme biçimini çok berrak gördüğüme inandım. Bazen yorumlar da bırakıyorum sayfana ve sen olma halin beni hep çok etkiledi. Çünkü seni berrak bir şekilde gördüğümü zannediyordum. Ta ki konuşmana sınıf tırnaklarını koyarak başlayana kadar. Hayır, aslında ben seni o perde olmadan hiç görmemişim. Şu an seni görmeye başlıyorum. Bu yüzden özür diliyorum. Affeder misin? Bu affetmeler falan ben kimim ki ya? Gerçekten özür diliyorum. Çünkü bu kadar senkenken ben o aramıza gerdikleri ve hep aşmaya çalıştığımı zannettiğim kutuptur, perdedir, sınıfsal farktır, etnisitedir vesairedir. Bir Anadolu olarak konuşuyorum burada. Bu kadar aştığımı zannettiğim bir şeyin kıyısında bile olmadığımı şu anda görüyorum. O yüzden benim için önemli. Ben sadece sana sarılırım. Affetmek bir kelime yok Sımsıkı sarılalım o zaman inince. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.